Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler Erzurum Partisi'nin aday tanıtım toplantısına katıldı. Değerli dava arkadaşlarım. Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Binası'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Faruk Şahin, İl Başkanı Yener Gözütok ve diğer ilçe belediye başkan adaylarının katılımı ile bir basın toplantısı düzenleyen Selahattin Şenliler, Büyük Birlik Partisi Türkiye'nin her yerinde kendi amblem adayları ile yerel seçimlere katıldığını, Türkiye genelinde iddialı olduklarını ve seçimin sürprizinin Büyük Birlik Partisi olacağını söyledi. 30 Mart 2014 tarihi bir yerel seçimlerin yapılacağı tarih olarak belirlenmiş ve bir seçim takvimi çalışmakta. Biz de bu cümleden olarak Türkiye'nin bütün illerini, bütün seçim bölgelerimizi tek tek karış karış geziyor. Adaylarımızla, halkımızla beraber olmak, onların projelerinin halkımıza tanıtılması noktasında tercüman olmak üzere aranızda bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, 30 Mart'ta yapılacak olan seçimler adı üzerinde bir mahalli seçimlerdir. Yani bu seçimlerde seçmenler kendi bölgelerinin, beldelerinin idarecilerini seçecekler. Belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, muhtarları, il genel meclisini ve büyükşehir belediye meclis üyelerini seçecekler. Yapılan anketlerde ve kamuoyu çalışmalarında vatandaşa sorulan sorunun cevabı olarak şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. Partiniz seçime girmezse kime oy verirsiniz sorusunun cevabında Büyük Birlik Partisi %80 oranıyla ikinci partidir. İddialı oldukları illerden birisinin de Erzurum olduğunu belirten Şenliler, bu ilde %10'a yakın bir oy çıkacağını inandığını söyledi. Erzurum'un belediye başkan adaylarını sizlerle paylaşmak, tanıtmak için buradayız. Bu ülke meselelerine, gündeme ilişkin görüşlerden sonra ben sizlere Erzurum'da bütün beldelerde, bütün ilçelerde tam tekbir olarak seçime katıldığımızı ve inşallah çok umduğumuzun fevkinde bir seçim sonucu alacağımızı huzurlarınızda ifade etmek istiyoruz. Devlet tecrübesi olan yönetici, idareci arkadaşımız, mali müşavir, partimizin kurulduğu günden beri hareketimiz içinde olan, 12 Eylül öncesinde de ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden olan, çilekeş isimlerinden olan Hüseyin Faruk Şahin Bey, kendisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Emekli bankacı Murat Morkokçuoğlu kardeşimiz Azizye Belediye Başkan adayımız, Palandöken Belediyesi'nden Dursun Ali Akkoç iş adamı kardeşimiz, Palandöken Belediye Başkan adayımız, inşaat tekniker olan ve belediyeciliği özümsemiş olan Yakutiye Belediye Başkan adayımız Serkan Korukçu arkadaşımız burada. Horasan Belediyesi Başkanlığı'na talip olan ve Horasan'ı zıplatacak ve yeni bir Horasan meydana getirmek için gecesini gündüzüne katmayı taahhüt etmiş olan Erol Bostancıoğlu arkadaşımız buradalar. Uzundere Belediye Başkan adayımız Erhan Mükelge arkadaşımız buradalar. Köprüköy Belediye Başkan adayımız Mehmet Nuri Karaduman ve Narman Belediye Başkan adayımız Celalettin Musul arkadaşlarımız ayaklarına demir çarığı giymişler, ellerine demir asayı almışlar ve bu kutlu yolda kapı kapı dolaşarak halkımıza, milletimize hizmet yoluna kendilerini öne çıkartmışlardır. Kendilerine başarılar diliyorum. 30 Mart yerel seçimler öncesi Türkiye'nin seçim nabzını tutan NTV televizyonu Erzurum'da da vatandaşlara mikrofon uzattı. Olmuyor. Bu şey. Türkiye'nin ulusal haber kanallarından biri olan NTV yerel seçimler öncesi halkın nabzını ölçüyor. Türkiye'nin tüm illerinden canlı yayınlar yapan NTV Erzurum'da da yerel seçimler öncesi halkla bir araya gelerek seçim turu yaptı. Sanayi odası. Bu şehrin sivil toplum kuruluşu abi. Bakın tadyalarımız orada. Osmanlı'ya 6 milyon altına mal olmuştu da bir tadyalarımızın birinde de 3 bin Erzurumlu evet.
ücretsiz çalışmıştı bir tane kadar. Biz bu elimizdeki bu sebeti maalesef değerlendiremiyoruz. Sebep ideolojik bakıyoruz. Yakutiye kent meydanında yapılan yayında vatandaşlara sorular soran NTV ekibi halkın siyasete bakış açısını ele aldı. Bu arada vatandaşların da yayından kaçması gözlerden kaçmadı. Alev olanı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Küresel ısınmanın başlamasıyla birlikte ilimizde de en Şubat aylardan biri yaşanıyor. Sıcak hava ve güneşle birlikte Erzurumlu vatandaşlar pazar gününü açık alanlarda gezerek ve kahvehanelerde çay içerek geçiriyor. İlimizde en sıcak Şubat ayının yaşanmasıyla birlikte güneşi gören vatandaşlar açık alanlara koştu. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eşini dostunu alan Erzurum halkı açık alanlara giderek güneşin tadını çıkarıyor. Madeni İşler Esnaf ve Sanatçılar Odası'nda bugün seçim heyecanı vardı. Mevcut Başkan Alaaddin Kılıç, tek listeyle girdiği kongrede üyelerin oylarını bir kez daha alarak güven tazeledi ve başkanlığa tekrar seçildi. Çok Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda bugün kongre yapıldı. Esnaf Sarayı'nın üst kısmında bulunan düğün salonunda gerçekleşen genel kurula katılım beklenenin üzerinde oldu. Mevcut Başkan Alaaddin Kılıç'ın tek listeyle yeniden aday olduğu seçimlerde divan heyetinin oluşturulmasının ardından diğer gündem maddelerine geçildi. Hayati Kasal Selahattin Topçu. Sayın Divan buyurun. Çok değerli meslek odası başkanlarım, gümrük ticareti müdürümüz, müdürlüğümüzün değerli personeli, madeni sanatkarlarımızın çok değerli odamızın üyeleri, kıymetli basın mensupları, şahsım ve divana seçmiş olduğunuz arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Yapacağımız kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan diliyorum ve kongreyi başlatıyoruz. Toplam 207 delegenin iştirak ettiği kongrede tüm delegelerin oylarını alan mevcut Başkan Alaaddin Kılıç, güven tazeleyerek bir kez daha UDO Başkanlığı'na seçildi. Götürmek için elimize gelen her türlü çabayı sarf ettik. Bundan sonra da hep aynı şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz. Ben ve yönetim kurulumuz geçen dönem çalışmalarından dolayı sizlere bu hizmetleri sunduk. Hepinize ben teşekkür ediyorum. İstasyon Mahallesi Muhtarı Tahir Sağsöz mahallelerin birleşmesine tepki göstererek seçmen sandıklarının da mahallelerinden uzak olmasından yakındı. Sayın Muhtarım, seçmen sandıkları belli oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimler öncesi mahallelerde de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken muhtarlar mahallelerin birleşmesinden yakınıyor. Seçmen listelerinin birer birer çıkmasıyla birlikte bir diğer sıkıntı da oy sandıkları oldu. İstasyon Mahallesi Muhtarı Tahir Sağsöz mahallelerinden 23 Kampo, 11 sandığında Celal Akın İlköğretim Okulu'nda, diğer kalan 2 sandığın ise Kırmacı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda bulunmasına tepki gösterdi. Görüşümü yetkililere gittim geldim, defalarca seçim kuruluna gittim geldim. Seçmenimin 21 sandık Gaziahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda, 11 sandık Yalal Akın İlköğretim Okulu'nda, 2 sandığı da Yoncalık'ta, Yoncalıklı Mahallesi, Yukarı Yoncalık, Kırmacı Mahallesi'nde Atatürk Lisesi'nin yanında Atatürk Ortaokulu'na koymuşlar. Seçim kuruluna gittim geldim, dedi ki biz yapmadık, belediye yaptı. Belediyeye gittim geldim, parti yaptı. Partiye gittim geldim, bizim yapacak bir şeyimiz yok. Kaymakam Bey'in yanına gittim. Sağ olsun güzel de karşıladı, olumlu da karşıladı. Kaymakam Bey yetkililere telefon açtı. Bir çözüm bulamadık. Bu Dadaşöy yolu üzerindeki vatandaşımız, yaşlı adam oradan kalkıp da gidip ta Yoncalık'ta Kırmacı Mahallesi'nde oy kullanması mümkün değil.
Bu iki sandığımız orada boş bıraktık. Kaderinden terk ettik. Kendi başına terk ettik. Orada da 500 küsür tane seçmenimiz var. Bunu artık siyasiler düşünsün. Benim daha yapacak bir şeyim yok. Yapacakla gücüm kalmadı. Peki çözüm ne olabilir Sayın Muhtarım? Şu ana seçime 35 gün falan var tahmini. Mahallemde resmi kuruluşların, okulların olduğu yer benim mahallemde. Semtim hep okullarla dolu, resmi dairelerle dolu. Orman Müdürlüğü burada, Et Balık Kurumu burada, Devlet Demir Yolları burada. Tatbikat İlçe Okulu burada, Fındıkzade Okulu orada. Yani etrafı okul, yani bu nasıl bir yanlışlık yapmışlar bunu ben anlayamadım. Hatta bizden liste istediler. Dediler ki seçmenize en yakın okulları verin isimlerini. Okulların isimlerini verdi, tam tersi çıktı. Tam tersi. Yani bundan nasıl ilgilenilir? Ben anlayamadım, bir mantıkta çözemedim bundan. Artık seçmenlerden ben özür dilerim. Bunda benim bir kabahatim yok. Büyük marketlerin sayısını her geçen gün artırması ve küçük esnafın da alım gücünün düşmesiyle birlikte tuhafiyeciler de zor günler geçiriyor. İğneden ipliğe, giyimden ev eşyasına kadar birçok ürünün bulunduğu ve eskiden her köşe başında en az bir tane rastladığımız tuhafiyecilerde şimdilerde işler pek de iyi gitmiyor. Büyük marketlerin sayısının her geçen gün artması ve küçük esnafın alım gücünün düşmesiyle birlikte tuhafiyeciler de neredeyse siftahsız kepenk kapatıyor. Nihat Güçlü. Kaç yıldır bu iş yapmaktasınız? 15 yıldır. Erzurum Kongre Caddesi'nde esnafım. İşlerimiz iyiydi. 1-2 yıl içerisinde büyük marketler bizi çok ezdi. Onlar güçlü sermaye, onlar arasında rekabet edemiyoruz. 15 yıllık tuhafiyecilik yapan esnaf Nihat Güçlü, işlerinin pek iyi gitmediğini ve büyük marketlerin her geçen gün onları daha da çok etkilediğini ifade etti. Güçlü, büyük marketler her geçen gün sayısını artırıyor. Eskiden işlerimiz güzel gidiyordu. Şimdilerde ise siftahsız kepenk kapatıyoruz. Devletimizin ve oda başkanlarının buna bir el atması gerekir dedi. Küçük esnaf bitti. Küçük esnafa derhal hükümetin ve işte yetkililerin bir destek vermesi lazım, el atması lazım. Yoksa böyle giderse küçük esnaf tamamen bitmiş durumda. Bir an önce toparlanması lazım, esnafın toparlanması için de yetkililerin el atması lazım. Bağlı bulunduğumuz odaların bu sorunu çözmesi lazım. Evet, şu an tuhafiyecilik sektörü nasıl gidiyor? Tuhafiyecilik sektörü iyi. İyi ama sermayesi güçlü olan kazanıyor. Sermaye güçlü olmadı mı kazanamıyorsun. Gün geçtikçe içeri giriyorsun. Vergi borçlanıyorsun, kira borçlanıyorsun. Her türlü borçlanıyorsun, içeri doğru giriyorsun. Peki işleriniz kışın mı daha çok oluyor, yazın mı? Nasıl yazın değişiyor? Bizim burada mesela yün sezonu vardır. Yün sezonunda biz iş yaparız. Köylü gelir, kentli gelir, alışverişini yapar. Ama kışın bitiyor burada işler tamamen. Hep cepten yiyoruz kışın. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nin arkasında yaptırılan camide her şey var ama caminin minaresinin olmamasından dolayı cemaat yoktur. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi arkasında yaptırılan camide tam 1500 kişi aynı anda ibadet yapabiliyor. Ancak caminin minaresinin olmaması nedeniyle cemaatin ilgisi az olmuş. Cami imamı Abdurrahman II, 2009 yılında yaptırılan Bölge Eğitim Araştırma Camisi'nin 3 yıl sonrasında minaresini yaptırıldığını ve vatandaşların camiye binmemesinden ötürü cemaat sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Ben Abdurrahman II olarak Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nin camisinin imam hatipliğine bakıyorum. Bir de müezzin kardeşimiz var, Uğur İmamoğlu hocamla beraber Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi camimizi de göreve devam ediyoruz. İç alanımız 850 metrekarelik. Erzurum'umuzda pek tanınmıyor cami olarak burası. Hastanemize gelen kardeşlerimiz hastanemizin zemin katında bulunan mescitlerinde namazlarını kılıyor, ibadetlerini yapıyorlar. Ama Mayıs ayından sonra geldikten sonra camimizin dışarısına bir minare yaptırdık ve şu anda cami olduğu uzaktan bakıldığı zaman belli olacak bir cami durumuna geldi. Camimizde cuma günleri camimizin içerisine 1500 tane cemaat kapasitemiz var ve camimiz hınca hınç elhamdülillah dolmaktadır. Diğer zamanlarda öğle ve ikindi namazlarında cemaatimiz yoğun bir şekilde camimize katılmakta. Yine aynı şekilde akşam yatsı ve sabah namazlarında da camimizde gelen kardeşlerimize beraber normal Erzurum'umuzdaki diğer camilerimizde olduğu gibi bu camimizde de 5 vakit namazı cemaatle kılıyoruz. Ayrıca
Camimizin iki tane erkek giriş kapısı var. Buna ilaveten bir de bayanlar tarafına ayrıca bir kapı yaptırdık. Önceden bayan kardeşlerimiz camimizin içerisine giriyorlardı. Giriyorken rahat edemiyorlardı. Erkeklerin aralarından geçerek yukarıya mahfil bölümüne geçiyorlardı. Ama şimdi dışarıdan bir kapı açarak bayan kardeşlerimiz 5 vakit namazlarını isterlerse camide cemaatte kılabiliyorlar. Ve cuma namazlarını, cuma vaazımızı da veya cuma hutbemizi, cuma namazımızı da beraber bayan kardeşlerimiz katılıyorlar. Beraberce namazlarımızı kılıyoruz. Sabah namazından sonra camimizde hadisi şerifin Arapça metnini ve malini okuyoruz. Öğle namazından sonra Diyanetimizin takvim yaprağının önünde bulunan ayet veya hadisi arkasındaki dini bilgileri ve yarı bölümünde olan fetva bölümünde cemaatimizle beraber paylaşıyoruz. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Dünyadaki en büyük hazine, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşça kalın.